Selam dostlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu rehber videoda kıyamet sonrası zombilerle çevrili apokaliptik bir dünyada kısacası Project Zomboid'e yeni başlayan oyuncular için hazırladığım ve anlatacağım hayatta kalma ile alakalı genel bilgiler içeren ve birçok ipuçlarını sizlerle beraber ele alacağım. Bu oyunu tanımıyorsan ama zombi temalı survival oyun tarzını seviyorsan ve bu videoya tesadüfen rast geldiysen sana da bakmanı tavsiye ederim. Project Zomboid oyun olarak inanılmaz bir derinliğe sahip. Bu yüzden doğal olarak da her şeyi hemen öğrenmen kolay olmayacak. Bu videoyu oyuna yeni başladığında yapacağın işleri sırasıyla senin için biraz daha kolay hale getirmek için hazırladım. Oyunda birkaç saatlik oynama süren olsa bile açıklayacağım bu rehber niteliğindeki bilgilendirmelerle ve ipuçlarıyla yararlı bir şeyler yapabileceğinden eminim. Eğer senin gibi yeni başlayan arkadaşların varsa tabii ki de bu videoyu onlara da önerebilirsin. Ve videomuza geçmeden önce her zamanki gibi klasik olan videomu beğenmeyi ve abone değilsen abone olmayı unutma. Son olarak da bu videoyu şu an aktüel sürümde olan 41.73 versiyonun modsuz haliyle yani vanilya olarak adı geçen içeriğinden hazırladım. Sebebi ise çoğunuzun modlarla alakalı deneyiminizin olmadığını göz önünde bulundurdum. Peki şimdi daha fazla gevezelemeden videomuza geçelim. Videomun bu kısmından itibaren spoiler olacaktır. Bu yüzden oyunu ilk oynadığında gerçekçiliğini ve otantik deneyimini kendin yardımsız tek başına yaşamak istiyorsan şimdi videodan ayrılabilirsin. Ayrılmayanlar için devam edelim. Project Zomboid'e yeni başlıyorsan sana verebileceğim ilk tavsiyem kesinlikle eğitimini al. Eğitimini alabilmen için Project Zomboid'e ilk başlattığında çıkan ana ekrandan seçebilirsin. Bu eğitim sana oyunda temel mücadeleyi, fare ve klavye kullanımını, oyunda yapabileceğin temel etkileşimleri ve karakterinle alakalı bilgilere açıklık getirerek oyun içeriğini ayrıntılı bir şekilde anlamana yardımcı olur. Sonuçta oyun çok acımasız ve acemi olarak da zombilere et takviyesi olmamak için dövüş sanatını becermen lazım. Bu yolda iyi bir eğitimden geçiyor. Aldığın eğitimden sonra kuracağın oyunun zorluğunu kolay seç. Oyunda deneyimini artırmak için oyunun mekaniğini ve işleyişini anlayana kadar zorluk olarak mimar oynamanı tavsiye ederim. Bu zorlukta oyun sana başlarken yardım olarak beyzbol sopası, çekiç ve bir okul çantası verir. Mimar zorluğunda sana zor geliyorsa o zaman Sandbox'tan Project Zomboid'in sanal dünyasını daha da kolaylaştırabileceğin ve stiline göre becerebileceğin bir oyun kurabilirsin. Sandbox modunda sana oyunu kolaylaştırabilmen için birçok seçenekleri gösterir ve bunları tek tek değiştirebilirsin. Karakter seçimini yaptıktan sonra ilk doğum noktasında aldığın zorluk derecesine göre çıktığın andan itibaren genellikle etrafın sakin olur. Bunu kendine avantaj olarak kullanabilirsin. Sen gene de oyuna başlamadan önce ufak bir ara ver ve oyun ayarlarından, ulaşabilirlik kısmından şu iki seçeneği onaylı değilse onayla. Hali hazırda gerçekleşen eylemler tamamlandığında normal hıza devam et ve susamışken otomatik olarak su içer. Bunlara parantez açarak sonradan tekrar değineceğim. Zomboid'da hayatta kalma rehberi menüsünü sakın kapatma. Eğer yanlışlıkla alacele kapattıysan üzülme, önemli değil. F1 tuşuna basarak tekrar çağırabilirsin. Eğer menü hiç çıkmadıysa onu da tekrar oyun ayarlarından, görüntü bölümünden, kullanıcı ara verimi kısmından çıkması için onaylayabilirsin. Yeni olduğun için kesinlikle Zomboid'de hayatta kalma rehberini komple bir oku. Rahat okuyabilmen için ekranın üst sağ köşesindeki durdurma işaretine tıklayarak oyunu durdurabilirsin. Bu rehber aldığın eğitimden hariç sana kesinlikle ilk başladığın andan itibaren tekrar dövüşlerde fare ve klavye ile alakalı kontrolü nasıl sağlayacağını anlatır. Bundan hariç ek bilgi olarak da oyunun temel içerikleri, yapabileceğin etkileşimleri, ekranın sağ yan tarafta çıkan sembolleri ve anlamlarını, nişan alma, yemek pişirme, araştırma ve hava durumu gibi tüm detaylı bilgileri sana kabataslak tekrar açıklar. Çıktığın doğum noktasında televizyon varsa derhal televizyonu aç ve ardından Life and Living kanalını seç. Yemek show yayında olacak. Daha başlar başlamaz sana aşçılığın seviye 1'e çıkmasını sağlayacak. Bu arada televizyonun sesini de kontrol et. Çoksa en az çubuğu 2'ye indir. Böylelikle televizyonun sesini kısarsın. Civarda zombi varsa gereksiz yere oyunun başında zombileri evine davet etme.
Oyunda çok konuşulan ve abartılı bulduğum konulardan bir tanesi de hemen yola çıkıp kalabileceğin uygun bir yer aramak. Halbuki evin konumu iyiyse ve etrafın sakinse, bahçen de varsa derhal oraya yerleşebilirsin. Bu da daha sonra değineceğim televizyonla alakalı sebepten dolayı senin için ileriye dönük çok yararlı olabilir. Diğer taraftan durum öyle değilse, gerçekten de çok şanslısan ve her yer zombilerle doluysa, o zaman sakin bir yerde yeni bir ev araman sana vazife olur. Uzun vadede nasıl hayatta kalmak istediğini erkenden seçtiysen, örneğin balıkçılık veya çiftçilik üzerine çalışmak istiyorsan, nehirlerin veya göllerin yakınında, kentsel alanlardan çok uzakta olan yerlere taşınmanı tavsiye ederim. Şehir dışına çıktıkça zombilerin nüfusu azalır. Zaten zombi oyuna yeni başladıysan ve oyunla alakalı yeterli bilgiye ve deneyime sahip değilsen, şehre yakın yerlerde üs kurmanı tavsiye ederim. Nerede olduğunu tam olarak bilmiyorsan, internetten, videonun altına yazacağım linkten haritaya bakıp yerini tespit edebilirsin. Sadece onunla da kalmaz, hatta civarda yağmalayabileceğin bina, market, polis istasyonu, benzin istasyonu, hastane, mağaza ve kitabevi gibi yerleri de tespit edebilirsin. Eğer bu opsiyonu kendin için spoiler olarak algılıyorsan, o zaman tabii ki de bakmanı tavsiye etmem. Sonuçta oyunda tüm şehirlerin haritaları mevcut. Şansın varsa bulunduğun şehrin haritasını öldürdüğün herhangi bir zombinin üstünde bulabilirsin. Haritaları garanti bulabileceğin yerler örneğin benzin istasyonu ya da kitabevi olabilir. Ama oraları başta deneyimsizsen ve çıktığın şehre yabancıysan haritasız bulman biraz şansa kalır. Saat oyunun başında çok ciddi bir önem taşır. Sadece vakti, gün ve ayı veya havanın sıcaklığını gösterdiği için değil. Size daha sonra açıklayacağım, televizyonda çıkan mesleklerle alakalı şovları kaçırmaman için çok gerekli olacak. Bunun yanında hangi gün olduğunu bilmen de oyunun ileri saflarında önemli olacak. Kaç gün yaşadığını saat bulamasan da bilirsin. Bunun için ekranın sol üst yanında bulunan sağlık simboline tıklayarak açılan menüden, bilgilerden görebilirsin. Oyunda kolunda taşıyabileceğin iki tür saat vardır. Birincisi analog saat, ikincisi dijital saat. Analog saat sadece vakti gösterir. Dijital ise vakti, ay ve günü, son olarak da hava sıcaklığını gösterir. Fakat dijital saatin bunlardan hariç en önemli fonksiyonu alarm kurabilmendir. Oyunun başında hangisini bulursan bul ve kullan. Sonuçta vakit oyunun başlarında en kıymetli arkadaşın olacak. Saatle alakalı sıkıntın olmaz. Yaklaşık öldürdüğün her iki zombiden bir tanesinde saat bulabilirsin. Peki saat konusunu şimdi televizyona bağlayarak devam edelim. Böylece neden doğum noktasında kalman gerektiğinin sebebine açıklık getireyim. Genel olarak zombi oyunu başladıysan ilk hafta kesinlikle televizyon izlemeni tavsiye ederim. Öncelikle televizyonun aygıt ayarlarından Life and Living kanalını seçmelisin. Kafanın karışmasına gerek yok. Diğer kanallar sadece oyunun içinde gelişen olaylarla alakalı haberleri, hava durumu veya talk show'lar sunarken bu seçtiğin kanal sana mesleklerinde daha çabuk seviye atlayabileceğin programlar sunar. Tabii ki de devamlı değil. Bu yayınların belirli saatleri vardır. Bunlar saatiyle ve sırasıyla şöyle. Her sabah 6'da yemek show gelir. Saat 12'de genellikle marangozluk gelir. Saat akşam 6'da çiftçilik, balıkçılık, avcılık ve araştırma gibi hayatta kalma becerilerinin karışımını anlatan program gelir. Ufak bir not olarak da sadece oyuna başladığın günün gece yarısı saat 12'de balıkçılık gelir. Bu da istisnadır. Diğer günlerde gece 12'den itibaren artık stres ve can sıkıntısını azaltan programlar takip eder. Bu yayınlar tam 9 gün sürer ve 9. gün sadece saat sabah 6'da yemek şovun ardından artık yayınlar kesilir. Bu bağlamda televizyon programında çıkan saydığım mesleklerin yeni başlayanlar için kitaplarını bulmaya çalış. Bu mesleklerin kitaplarını komşu evlerin kitaplıklarında da arayabilirsin. Yakınlarında kitap evi olsa bile genellikle şehir merkezine yakın olduğu için başta erişmen kolay olmaz ve çok zaman kaybedersin. Bu yüzden programların vakitlerini göz önünde bulundurarak çevrendeki komşu evlerde arayabilirsin. Şimdi dijital saatinin avantajını kullanarak saatinin alarmını çıkacak olan televizyon programından yarım saat öncesine kur ve hazırlıklı ol. Çalınca eve doğru yola çıkarsın. Acil durumda girdiğin evin televizyonu varsa oradan da açıp izleyebilirsin. Bahsettiğimiz mesleklerle alakalı bulduğun bir kitap varsa ilk fırsatta okumaya başla. Böyle durumlarda kitap okuması çok uzun sürebilir. Şimdi oyunu hızlandırmak için ekranın sağ üst köşesinden oyunu hızlandırabilirsin veya klavyeden F6 tuşuna basabilirsin.
Burada dikkat etmen gereken husus, karakterinle alakalı ekranın sağ yan tarafında çıkan simgeler. Açlık veya susuzluk, yorgunluk, stres gibi istisnai durumlarda zamanı tekrar F3'e basarak normale çevirebilirsin. Tam da burada videonun başında parantez açtığım durum oluşur. Hali hazırda gerçekleşen eylemler tamamlandığında normal hıza devam et seçeneği devreye girer. Yani sen hiçbir şey yapmadan kitabı bütünüyle okuduktan sonra zaman tekrar normale döner. Bu metodu uzun süren diğer işlerde de uygulayabilirsin. Örneğin kütük keserken. Susuzluk demişken onayladığımız ikinci seçenekte susamışsa otomatik olarak su içer. Su şişen ön envanterinde olması lazım ve karakterin susadıkça kendi içer. Susamış simgesi de gelince bilirsin ki şişen boşalmıştır. Tekrar şişeni suyla doldur. Kitabını okuduktan sonra elde edeceğin çarpan sayısıyla programlardan alacağın tecrübe puanı kazancın çok daha artar. Bu durumda daha çabuk seviye atlarsın. Ufak bir ipucu olarak da söyleyebileceğim, bulduğun kitapları program yayındayken de okuyabilirsin. Bu sana bir taşla iki kuş vurmanı sağlar. Oyunda her zaman taze yiyecekleri öncelikli tüketmeye bak. Konserveleri de kötü zamanlar için biriktir. Taze yemekler hali hazırda mutluluğunu da geçici olarak artırır. Hatta güç takviyesi de verir. Balık, biftek, tavuk gibi çiğ yiyecekleri de pişirmeden yememeni söylememe galiba gerek yok. Oyunda gerçekten de aşırı derecede taze yiyecekler bulacaksın. Sonuçta Project Zomboid'da açlıktan ölmeyeceksin. Taze yiyeceklerini buzlukta da saklayabilirsin. Böylece daha uzun ve taze kalmasını sağlarsın. Komşudan alacağın yedek buzdolabı ile takviye olarak da oyunun başlarında sana daha çok taze yiyecek depolamanı sağlar. Bunun için ekranın sol yan tarafında mobilyaları taşı simbolüne basarak alabilirsin. Ama dikkat, bu tüm mobilyalar için geçerli değil. Yemek konusunu kapatmadan önce de envanterinde bulundurman gereken bir önemli eşya da konserve açacağıdır. Bunu da genellikle çabuk bulursun. Oyunun başında zombilerle dövüşme konusunda fazla tecrüben veya deneyimin olmayacaktır. Bazen ortalık sakin görünse de bu yeni versiyonda uyuyan zombiler de var. Bunlar herhangi kapalı bir odada sessiz ve sakince senin girmeni bekler ve ses yapmazlar. Kapıyı açar açmaz da boynuna asılırlar. O yüzden devamlı temkinli ol ve kapıları dikkatli aç. İkiden fazla zombiyle iddialaşına girme. Ta ki klavye ve fare kontrolünü iyice becerene kadar. Alışması biraz uzun sürse de antrenmana devam etmelisin. Dövüş deneyimin arttıkça ne kadar zombiyle dövüşebileceğinin tahminini daha sonra net bilirsin. Tabii ki de bu kullandığın silahlara da bağlı. Başta bu zorluğu kıdemli askerler de bilir, hepimiz yaşadık. Ve gün geldi oyundan da soğuduğumuz olmuştur. Onun için pes etme, moralini bozma. Antrenmana devam. Öğrendikçe kolay olduğunu anlayacaksın. Dövüş tekniklerini kolaylaştırmak için doğayı ve çevreni de kullanabilirsin. Örneğin zombilerle arana, ağaç, pencere veya çit koyabilirsin. Bu aptal mahlukları peşine yöneltip arkana atlamasını sağlayıp gerideyken de rahatlıkla işleyebilirsin. Ama burada da dikkat, her zombi aptal değil. Oyunun başlarına denk gelirsen kullanabileceğin bir arabada bakabilirsin. Genellikle yoldayken orada burada duran arabalara bir göz atmakta fayda var. Bazen anahtarı yanına düşmüş olabilir. Bazen de yakınlarında duran zombinin cebindedir. Veyahut da çok şanslıysan arabanın torpido gözündedir. Belki de evin önünde duran bir arabaysa evin içindedir. Şanssızsan hiçbir yerdedir. Bazen anahtar bulursun, benzini yoktur veya tersine benzin olur ama anahtarı yoktur. Burada da sana hemen bir ucu daha vereyim. Arabada benzin olup olmadığını anlamak için kaportayı açtıktan sonra çıkan araç tamiri menüsünden, benzin deposu bölümünden arabanın deposunda benzin olup olmadığını görebilirsin. Buradaki avantaj depoda kaç birim benzin olduğunu sayısal görebilirsin. Ondan hariç eğer benzin bidonun varsa arabaya yaklaşıp V tuşuna basarak benzin eksi sembolünden de benzin olup olmadığını anlarsın. Bu yöntemdeki dezavantaj kaç birim olduğunu göremezsin. Benzin varsa ama anahtar yoksa o zaman en azından haritadan işaretle. Anahtarı olan başka bir araba bulursan ve benzin bidonun varsa daha sonra benzinini nereden alacağını bilirsin. Son olarak da eğer mesleğini hırsız olarak seçtiysen arabalara düz kontak yapabilirsin. Araba kilitliyse ve anahtarını bulamadıysan sadece yamalamak için girmek istiyorsan burada hiçbir mesleğe gerek olmadan arabanın camlarını V tuşuna basarak radyal menüden kırmak istediğin camı seçerek kırabilirsin. Ama burada dikkat, camları dirseğinde kırma, ağır yaralanabilirsin. Oyunda kalabalık zombi gruplarıyla karşı karşıya kalırsan panik yapma, kaç. Ama eğer zombiler geçmen gereken yolun üstünde duruyorsa onları kolaylıkla atlatabilirsin. Q tuşuna basıp tutup radyal menüden bağırıp ilgilerini çek. Onları arkana tak ve seni takip etmelerini sağla.
Dövüşmek her zaman çözüm değildir. Çevreni de kullanarak zombilerle arana, bina, pencere, kapı veya ağaçlık koy. Zombiler sana ulaşmaya çalışırken sen de bu fırsatı kullanarak rahatlıkla kaçabilirsin. Eğer oyunun erken aşamasında araç bulursan ve arabayla yoldaysan, Q tuşuna bir kere basarak korna ile ilgilerini çekip peşinde koşturabilirsin. Arabayla bu iş biraz daha güvenlidir. Onları arabanla da ezebilirsin ama bu imkanı sana geçerli sebebin olmadığı sürece tavsiye etmem. Çünkü arabana ağır hasar verirsin. İlk 10 gün televizyonda çıkan mesleklerini öğrenene kadar üs olarak kullandığın evinin yakınlarında kalmaya çalış. Ve kalem bulursan da haritadan kaybolma ihtimaline karşı evini işaretle. Oyunun haritası muazzam büyük. Burada sana tavsiyem haritayı baştan kendine alışkanlık edin. Haritayı açmak için M tuşuna bas. Ev simboliyle üssünü işaretle. Bundan hariç diğer yağmaladığın yerleri de sonra yanlışlıkla tekrar girmemek için bir X at. Taşıyamadığın veya daha sonra sana lazım olabilecek herhangi eşyalar varsa da not tutabilirsin. Bu da sana çevren hakkında haritayla beraber genel bakış imkanı verir. Oyunda hayatta kalmanın yarısı da düzenli ve iyi bir organizasyondan geçer. Oyunda bulabileceğin ilaçları da karakterine destek olarak kullanabilirsin. Örneğin çok zombi gördüğün zaman paniklemişse beta bloka ile paniğini bastırabilirsin. Ağrı kesicilerle herhangi bir ağrının sızıntısını durdurabilirsin. Vitamin alarak yorgunluğunu azaltabilirsin. Çok kötü günlerinde antidepresan alabilirsin. Oyunda zor bulacağın antibiyotik ilacı virüsten hariç her şeye deva. Her şey için geçerli olan fazlası zararı da göz önünde bulundur. Bunun yanında ani bir yaralanmadan kaynaklı yaranı bandajın yoksa herhangi bir zombinin kıyafetinden yırtarak bandaj olarak da kullanabilirsin. Project Zomboid'de tabii ki de ateşli silahlar da mevcut. Bunları genellikle polis istasyonlarında ve silah dükkanlarından temin edebilirsin. Bundan hariç polis zombiler veya bir yerlerde duran operasyona çıkmış polis arabalarında bulma ihtimalinde olabilir. Bazen de yağmalamak için girdiğin evlerin dolaplarında veya evde önceden intihar ederek ölmüş yerde yatan cesetlerde de bulabilirsin. Belki de bir zombiden bulduğun açıklamalı haritadan sana silah olma ihtimali olan yakınında barikatlı bir ev gösterir. Başta gerekmediği sürece silah kullanmayı zaten sana tavsiye etmem. Sonuçta silah çok ses yaptığı için civarda ne kadar zombi varsa kendine çekersin. Bu da gereksiz yere başına ağırdır. En kötü ihtimal kaçamazsın. Burada sana öncelikli tavsiyem oyunun başında mümkün olduğunca saklanma odaklı yakın dövüş silahlarını deneyimle. Mızrak oyunda çok etkili bir silahtır. Mızrağın dezavantajı çabuk kırılıyor olması. Ama bu mızrak kullanmana engel değil. Oyunun erken aşamasında araştırma mesleğini geliştirmek için mızrak da yapabilirsin. Mızrak için gereken basit malzemeleri arama araştırma sistemini kullanarak arayabilirsin. Sadece yapman gereken neye odaklandığını seçip araştırma modunu açman. Bir göz işareti belirdiği zaman o yöne doğru gidip bulduğun ögeyi kaldırman. Oyunun erken aşamasında kolayca bulabileceğin basit malzemelerdir. Bunlar yontulmuş taş ve ağaç dalıdır. Envanterini aldıktan sonra ağaç dalına sağ fare tuşuyla etkileşim kurarak mızrak yapabilirsin. Araştırmacılığını geliştirmekten hariç mızrakla da pişman olmayacağın bir performans elde edebilirsin. Buradan da sana verebileceğim başka bir ipucu da beyzbol sopan varsa çivi ve çekişle çivili beyzbol sopasına çevirebilirsin. Bu da hasar bakımından en az mızrak kadar iyi ve mızrak gibi daha çabuk kırılmaz. Oyunda elektriğin ne zaman kesileceğini sadece radyo yayınlarını takip edersen bilebilirsin. Suyun ne zaman kesileceği ile alakalı bilgiyi önceden edinemezsin. Su genellikle elektrikler kesildikten sonra takriben arkasına kesilir. Elektrik ve suyun ne zaman kesileceği kurduğun oyunun kolay veya zorluğuyla alakalı değildir. En az bir hafta, en fazla bir ay gibi zamanın var. Sadece Sandbox'a bu seçeneği kendin ayarlardan değiştirebilirsin. Onun için bu konuda da hazırlıklarını tamamla. Örneğin jeneratör arayabilirsin. Bunları genellikle zombilerin cirit attığı depolama binalarından hariç bahçıvan evlerinde veya garajlarda da bulabilirsin.
Su sorununu marangozluk seviyen 4 olana kadar yağmurda kaplarla su toplamaktan hariç geçici olarak da su sebiliyle halledebilirsin. Su sebilinden ön hazırlıksız doğrudan su içebilirsin. Su sebilini genellikle büro, banka, kamu hizmeti veren binalarda bulabilirsin. Burada su sebilini gene mobilyaları taşı etkileşimini kullanarak envanterine alıp kurmak istediğin yere götürebilirsin. Eğer evinden çok uzaktaysan ve bel ağrısından kaynaklı vücuduna zarar vermek istemiyorsan uzak noktalara arabayla taşımanı tavsiye ederim. Bu tabii ki de jeneratör için de geçerli. Helikopter etkinliği elektrik ve su kesintisi gibi sana sunacağı en son sürprizlerden bir tanesi. Eğer hala ölmediysen bugün seni tekrar hedef tahtasına koyar. Aslında ne zaman havalanacağına dair bilgi olsa da bütün gün vaktini radyonun başında geçirmediğinden dolayı yüksek ihtimal yolda olursun. Bu etkinlik yaklaşık 6. ve 9. gün arasında meydana gelir. Sesinden de algılayacağın uzaklık avantajını kullanarak eğer yakınında orman varsa ormana kaçarak veya herhangi bir eve girerek saklanabilirsin. En kötü ihtimal yakalansan da panik yapma. Devamlı harekette kal. Ama sakın evine geri dönme. Evindeysen de evinden çıkma. Helikopterin sesi haliyle kafanın üstünde uçuyorsa civardaki tüm zombileri etrafına toplar. Evde değilsen, araban varsa şehir dışına çıkıp kaçabilirsin. Yürüyorsan da harekette kal ve zombilerin az olduğu yerlere doğru git. Bu helikopter etkinliği havalandığı gün aralıklarla 2 veya 3 kere daha havalanır. Seni arar ve daha sonra üstüne geri döner. Bu etkinlik tüm oyun boyunca bir kereye mahsustur. Oyunla alakalı değinemediğim daha birçok detay var. Ama sonuç olarak bu rehber video sana ilk başladığında az da olsa yardımı dokunur diye düşünüyorum. Ölürsen de cesaretin kırılmasın. İyi oyuncuların bile başına gelen sıkça bir durum. Project Zomboid hata affetmiyor. Daha iyi bir oyun deneyimini kazanman için ölümlerden ders alabilirsin. Daha iyi öğrenip kendini geliştirebilirsin. Bu videonun sonunda bana soracağın soruları duyar gibiyim. İyi de bu kadar işi aynı anda nasıl yapacağım diye. İşte tam da burada senin nasıl bir tarz oyun oynamak istediğine bağlı. Oyunu zaten oynadıkça burada da kendine has bir yol çizeceksin. Ben sana sadece kolaylık olsun diye biraz rehberlik yaptım ve yeri geldiğinde de ipuçlarıyla taşlandırdım. Bundan sonrası artık senin işin. Oyunun amacı çok zombi falan öldürmek değil, bunu zaten anlamışsındır. Akıllı ve dikkatli oynayarak hayatta kalmayı başarmaktır. Sonuç olarak da bu sana başta ne kadar düzenli ve organize olursan ileride o kadar rahat oynarsın tezini ortaya çıkarır. Oyunda zaten ilk 10 gün çok önemlidir. Bu süreci atlattıktan sonra oyunun temel içeriğini anlamışsındır. Daha fazla detay istiyorsan 101 ayrıntı videoma da bakabilirsin. Kanalımdaki Project Zomboid sezon 2 serisini de tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediğin için sana da teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sana iyi avlar ve hayatta kalmaya devam et.